Her neyse. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Oğlum bunu senden alıştım ben söylemeye. Nasılsınız? İyisinizdir umarım falan diye. Ağzıma dolandı bütün şeyleri. Şimdi çekmene gerek yok herhalde ya. Dışarıdayken çekersin. Tamam. Evet arkadaşlar, başlıkta da gördüğünüz gibi motorun egzozunu söküp öyle süreceğim biraz sonra. Şimdi öncelikle Tiger'ın bir sesini duyalım burada. Ondan sonra Tiger'ı çıkardıktan sonraki sesi şey ettirelim. Fazla ses yok lan, zaten ver. Tiger'lı böyle biraz ver. Gaz ver. Tamam sen ver. Bir daha. Aradaki farkı da şimdi söyleyeceğim size. Aç bakayım. Kontak aç, kontak ha. Kontağı açmadan çalışmıyor, biliyor musun? Bak. Motoritin daha fazla. Oo, alev de attı. Oo, alev attı. Şimdi fark neden böyle? Benimki az ses çıkıyor. Bir de onunki alev atıyor, benimki atmıyor. Şöyle söyleyeyim. Benimki salyangoz boru. Yani şöyle geliyor boru. Dönüyor. Tekrardan buraya geliyor. Şöyle göstereyim. Buradan geliyor. Arkadan dolaşıyor. Tekrardan buraya geliyor. Alev atsa bile, ki atıyor zaten alev R25'lerde. Atsa bile nereden baksan işte şuraya kadar falan geliyordur. Bundan sonrası dışarı çıkmıyordur diye tahmin ediyorum. Bunun da tam tersi, salyangoz yok. Dümdüz boru olduğu için bütün alevi direkt dışarı, hızlıca dışarı, ah sırtımı vurdum. Dışarı veriyor. O yüzden daha fazla ses çıkıyor, bir de fazla alev atıyor. Ben böyle insanları rahatsız etmemek için bu yolu tercih ettim. O apaçi, pislik, şerefsiz olduğu için o yolu seçti. Ya boş versene sen. Her neyse, şimdi 13 alyan, hatta 12 alyan, anahtar lan alyan değil. Şunu güzelce şey yapalım. Bu arada şimdi kesinlikle diyecekler, bu ne lan böyle diyecekler. Bunu hayır. Orijinal değil bu. Ben bunu sanayi işi yaptım. Saçtan. Çok güzel olmadı mı lan? Böyle yakından incelemedikten sonra bence çok güzel duruyor yani. Şöyle hızlıca bir açalım. Evet, videodayken bu kadar hızlı açamıyormuşum demek ki. Heyecan yaptım şu an. Başlıyoruz. Hayvan gibi çatara patara yapmaya başlıyoruz. Şimdi seninkinden daha fazla ses çıkacak. Bence ağlamalısın. Böyle gezeceğim bundan sonra. Yavaş yavaş düşeceksin. Bir zamanlar şey diyorlardı. Bu R25'leri de şey yap. Egzoz çıkar yine güzel ses çıkıyor diyorlardı. Ben inanıyordum abi. Öyle şey mi olur lan? Aslında bir tık güzel gibi de, çok fazla bağırdığı için aşırı derecede rahatsız edici. Şöyle hızlıca. Ben direkt kapıyı açayım. Direkt kapıyı mı açacaksın? İlk burada bir duytur şey yapalım. Bak bunu saçtan yaptım. Bu da zaten uydurma bir vida. Saçtan yaptım. Çok güzel kestim. Şuraları falan yanlışlıkla yamuk kestim. Bu da şey. O çocuk parkında yerlere koyuluyor ya, böyle düştüğünde acıtmasın, kaymasın diye. Onlardan işte bu da. O plastikten. Yumuşak bir şey. İşte aldığımda yoktu. Her neyse, biraz sıcakmış. Şöyle yavaş yavaş sökelim bunu. Hadi bebek. Çok fazla ses çıkıyordur. Şurayı bir ayarlayayım. Ay ay, hızlıca. Şöyle. Geliyor. Kulağa tıka. Evet, bu mekanda bizim arkadaşlar. Zenginiz. Kocaman bir matbaa fabrikam var. Artistik yapayım. Bu da egzozsuz hali. Çok cırtlak lan. Oo. Bir tur atayım mı? Atta ne? Küfürleri duymam. Zaten sanayide olduğumuz için fazla kimse yok. Yerleşim alanı, yani şey, ev yok böyle. Uzak olduğu için fazla bir rahatsızlık vermeyeceğiz dışarı. Saatte zaten 8. Bu saatte kimse kalmıyor. Tek tük insanlar kalıyor. O yüzden bizim dükkanda çekelim dedik. Hemen şöyle. Ohoho. Oğlum çok değişik ses çıkıyor lan. Şu tarafa doğru gitmiyorum. Burada askeriye var. Biraz oraya mı gideyim? Oraya gidip oradan gel.
Bak görmüş olduğunuz gibi bütün her yer kapalı. Oğlum çok kötü çıkıyor lan böyle. Ama patlıyor. Ses ne ya, çok şey geliyor böyle. Brrr. Pancar motoru gibimsi bir ses geliyor. Brrr. Egzoz da patlamıyor ya da patlıyor. Zaten çok fazla ses çıktığı için anlaşılmıyor. Samet video çekecekti. Çekti mi acaba? Aga kapat kapat. Evet, garajımıza girdik. Koş koş. Polis geliyor. Fark ettim onu. Yolun ortasına geçmiş böyle. Artist artist bakıyordu. Aslında yani bu saatte buralarda yemekhanenin açık olması saçma biraz ama olsun artık. Kusura bakmasın şimdiden. Bence şey yap. Debriyajda egzoz patlat son kez, ondan sonra videoyu sonlandıralım. Ateş çıksın. Bakalım nasıl ateş çıkacak. Oh. Oğlum ne yapıyorsun? Çok fena basınçlı atıyor ha. Direkt böyle lup yapıyor. Atmıyor. Atmıyor mu? Bunu yapınca motor ileri atıyor. Bir daha yapsaydın şöyle. Ya da neyse tamam. Bugünlük bu kadar olsun. Senin egzozu deneyelim mi lan bende? Tek farkı yok herhalde. Tek farkı ne biliyor musun? Bunun 600 cc bir Tiger TRI kaç? TRI 780 600 cc için herhalde. Bu da 250 cc için. Farkı da zaten burada görebiliyorsunuz. Bu hayvan gibi kalın, bu ince. Abicim 600 cc Tiger'ı bu. Takayım mı? 12 oluyor mu? Tek 12 yeter herhalde. Olur da kanka, şunu onu çıkarırız herhalde. Çıkaramaz mıyız? Bilmem, dur bir de şunu çıkarayım da. 12 mi, böyle kaslı olmak gerekiyor tabi. Kaslı işte, çıkarırım ben ya. He, gaza geldim şu an, dur. Yapacağım onu ben dur. Bak şimdi. Sıcak ulan. Biraz zor. Neden zor? Çünkü yay. Pense lazım. Olmadı. Bilmiyorum ki. Masalardan falan bulursun bir tane. Şeyde olması lazım. Şu makinede. Var mı oralarda? Bak şimdi. Kolay yolu var. Nerede o? Nerede o? Tamam gel gel. Ya şunu da tuttururum böyle. Çektiririm. Elim acıması çıkaracağım zaten de. Neyse gel, çıkardım. Şunu da şöyle. Bunu bana versene kanka. Hayır tabii. Sat lan. Parasıyla değil mi oğlum? 100 lira. Kaç? 200. Çüş. Ver bakayım. Herhalde oğlum. Sesi böyle biraz toklaştırıyor şey. Tiger. Tiger hoştur ya. Bütün motorlarıma Tiger alırım herhalde. Buradan da sponsor olmadığı için Tiger'a teşekkür ederim. Takmayayım mı? Bezi ne yapacaksın? Ha. Tamam. Dur, biraz önce onunkini denedik. Şimdi de benimkini deneyelim. Benimki biraz zor giriyor nedense. Dur bakayım burada. Pek fark yok oğlum, aynısı lan.
Sadece benimki biraz daha tık, bir tık böyle kalın gibi. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Buraya kadar izleyen arkadaşlara ne diyoruz? Egzozsuz motor yazsınlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.